Z. Zalim, zulmünü mazlumdan kaldırmadıkça, özrü kabul olmaz. Hadisi Şerif Zalimin zulmünü kaldırmaya gücü yetmeyen, oradan hicret etmelidir. Hadisi Şerif Zalim sultan yanında adaleti söylemek, cihatların en eftalidir. Zahir ve batın, iki nevdirler. İnsanların bildiği zahir alemi halk, batın alemi emridir. İkinci taksimdeki batına nisbet ile on latife zahir hükmünde kalır. Zahirin batına nisbeti aşıkın mahşuka nisbeti gibidir. Zahirin ahkâm-ı uymasına, ve batının marifet nurlarıyla zinetlenmesine gayret edeler. Zahirde dış görünüş olarak mübtedi ve müntehi müsavidir, eşittir. Zahirin ahkamı İslamiyeye uygun yaşaması batındaki yakınlığın tesiridir. Bu tesir şart değildir. Zahirin, dışın, kalıbın tamiri, batının tahribine sebeptir aksi de böyledir zahirin huzuru bütün işlerde salih niyet olması ve işlerinde Mevla'nın rızası olmasındadır hatta zahiren gaflette görülen işlerde batının huzurunun devamı lazımdır zahir aslında zulmet ve kötülüktür batın onunla karışarak münevver olur. Zahir isminde Allahü Teala'nın zatı düşünülemez. Batın isminde zat isim perdesi arkasında düşünülebilir, idrak edilir. Mesela ilimde seyir, zahir isminde seyirdir. Alimde seyir, batın ismindedir. Zil asli aynı olamaz. Bunun için operlörde ve televizyonda işitilen sesler insan sesi değildir. Zilli bilmek aslı bilmeyi icab ettirir. Zıl asl ile kâimdir. Aslı olmazsa zıl olmaz. Zilliyetin sabit olması vehm ve hayal mertebesindedir. Zille tutulmak mahlukata masivaya tutulmaktır. Asla bağlananlar için zıl, büyük bir dağdır, maniidir. Zillin hayır ve kemali, asıldan alınmıştır, gelmektedir. Kendinden bilirse, haindir. Zillin kemali, aslına bağlıdır, asıldan alınmıştır. Zillin asla bağlanması, zillin yok olmasını icap ettirmez. Zıl dairesi imkan alemine asıl ve başlangıçtır. Zıl dairesi enfüsün nefser aleminin nihayetine kadardır. Zıl gibi aslı dahi geride bırakalar. Üstünlük zillerin ve asılların ötesindedir. Zilden asla geleler. Aslı dahi terk ile görünenden görünmeyene teveccüh edeler asıldan geçmek kendi ademinde çalışmak olup mümkün değildir. Lakin muhabbeti keyfiyetsiz beraberlik hasıl eder. Zulm başkasının mülkünde izni olmadan tasarruf etmektir. Zulmi hükkam şiameti amalimizdendir. İdarecilerin zulmü amellerimizin kötülüğündendir.